İşte su elinizin dibine kadar geldi. Sonra mağdur olduk demeyin diye kağıt göndermişler. Ne altınız varsa kendiniz bilirsiniz diyorlar işte. Gıcıklığından yapılıyor Barış. Bırak ihtiyaç. Sen taşınmadın oğlum. Taşındık hem. Lan taşındığında madem dükkanına götürmüyor. He? Burada durayım da yalnız kalmasın diye sen değil misin? Yok ne alakası var abi. Buradaki işlerimizi bilsin ki. Sanki başka köye yapılıyor Barış. Aman ben mi çekeceğim çilesini ya? Çocuk gibi nazını çekiyoruz arkadaş. Ne bakıyorsun oğlum, yalan mı söyledin? Şey yaptım Şebek abi. Tamam geçelim. Bana laf edeceksin, önce kendine bak Şükrü. Önce kendine bak, sonra söyle. Aman abi ya. Ne aman abi ya lan? Yalan mı dediğim? Sen de şu diyeceğini doğru yerde desen. Tabii işinize gelmeyince de doğru. İşinize gelmeyince. Şükrü. De işinize gelmeyince. Oğlum buraya gelen de suç. Senden destek alıyor adam işte, görmüyor musun? Tutturmuşum mu barışırlarsa diye. Barışmak isteyen adam senin zorunla mı barışacak? Siz yapıp saltın sersin. Ya ben sana bir şey dedim mi bari? Taşınamadın mı? Taşınamadın mı? Ulan seversen bu işe karışmak desem uğraştırma beni. Thank you.
bu yağmurun altında burada ne yapıyorsun ya? Hadi şuradan bir gel. Neredeymiş? Aşağıda uyudum. Ben de cehennemin altına atıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Çıkar, çıkar. İlk kızım onu yutacak. Neyimiz var, neyimiz yok. Anne. Götürebildiğimiz kadarını götüreceğiz. Ne yapalım? Doğru. Hadi hadi kurtaracağız. Şunu bir götürelim. Ne? Yazarı yok. Nedir inşallah ya? İktidar, 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 yaşamı koyuyoruz kursanlarına. Köyümüz, halk kısımlarına ve bahçeye olanlara verebilirdik. Kademel olarak geçirmeye başlayacak. İzhar edin. Yaşamı köyü mutlularına, köyümüz, halk kısımlarına ve bahçeye olanlara verebilirdik. Kademel olarak geçirmeye başlayacak.
kaçıralım demişsin. Olanlar için de ben çamurda taşımasalar olacak. İlk üç gün bekleyebilir misin? Abi gel de. Şu mezar şimdi ne yapacağız bu koç? Olmaz zaten. Önce bir yeni mezar yerini kazmak lazım. Ancak ondan sonra. Çürüdüyse eziyet olacak şimdi ya. Yeniden kefenlemek de lazım. Yazık ya. Burada ısıracak bir şey yok canım. Bunların da konuşulması lazım ya. Şey mi yapsak ya? Ya şimdi aşağı yukarı ne kadar kazandı belli lan. Ben mi? Bir şey yapsak olur mu ki ya? Ya biz şu beton filan hallettikten sonra şöyle şuna şöyle geniş ağzı bir kepçe çağırsın. Üstünü filan kendimiz yaparız. Şöyle şuradan şöyle alttan alsın. Yani onu şöyle üstümüz kendimiz yaparız. Böyle yani alttan da alır bazı. İşte öyle yeni yerine götürüp koyarız. Aslında baktığın zaman çok da şey değil yani. De. Ya toprak çok güzel. Şimdi normalde erkekler de şuraya kadar kazanıyor. Kadınlar da buraya kadar. Çöksün çöksün, şu kadar çöksün yani. Zaten üstüne biz alacağız. Ya... Onu önceden iyi bir soruşturmak lazım ya. Böyle kafamıza göre yap ya. İyi önce. Bir
daha görünecek falan deyince ben ondan dedim de. İlla böyle yapmak zorunda değiliz yani. Tamam ya, biz de 2-3 güne şey yaparız, yeni mezar yeni de hazırlarız. Olur. Ondan başlayalım. Ben onun şeyi kazalım önce, mezar kazalım önce. O da böyle hani yol kenarında bir yer olursa. Doğru. Sana meziyet olmaz. Yalnız bu ağaçlar, maaşlar hep kalkacak burada. Merhaba. Esenlik ve iyilikle selamlıyorum. Nazif Tunç benim adım. Bozkır filminin yönetmeni Ali Özel kardeşimiz de İstanbul'dan biraz önce geldik. Filmi seyrettiniz. Bu film 2016 yılında. Bakanlıktan ilk yönetmen desteği alan bir filmdi. Ali Özel belki ekranda ismini görerek, görüntü yönetmenidir kendisi Aslı. Birçok önemli sinema filminin, Kız Kardeşim Momo, Hür Adam gibi sinema filmlerinin görüntü yönetmenliğini yaptı ve birçok televizyon işinde, dizisinde görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Ta ki kendi projesini çekme vaktinin geldiğini düşünene kadar. 2016 yılında benim de destekleme kurulunda bulunduğum bir kurula Bozkır projesi geldi ve Türkiye'de genellikle taşra hikayelerinde birey ve miras meseleleriyle ilgili konular gelir. Burada bütün kurul üyelerini farklı bir proje olarak cezbeden bir senaryo gördük ve destek aldı. Ne kadar? O zaman 550. 550 bin lira. Bu film tabii büyük bir bekleyişin filmi de zannediyorum. Nasıl çıktı bu senaryo? Kurula gelmeden önce görüntü yönetmeni olarak birçok yönetmenle çalıştın. Neden Bozkır'ı seçtin? Neden Bozkır'ın anlattığı hikayeyi seçtin sevgili Ali? Eyvallah. Hepiniz hoş geldiniz. Yani bu pandemi döneminde bir şekilde bir arada olmak güzel bence. Bozkır'ın hikayesi, ana hikayesi, bencillik üzerine bir hikaye üzerine çalışıyordum yıllar öncesinden. Üç neslin baba, oğul ve babaanne üzerine bencillik hikayesi üzerine çalışıyordum. Sonrasında o hikaye kaldı ama hep bir tarafta duruyordu, çalışıyordu, devam ediyordu çalışmaya. Yıllar sonra babaanne olmadan baba oğul arasında bir iletişimsizlik üzerine evriştirdim hikayeyi. Bu hikaye çıktı sonrasında. Eyvallah. Ben bir baraj meselesiyle ilgili bir sorunu anlatıyorum. Ali'ye ilk sorduğumuz sorulardan birisi, kuruldayken şuydu: arkadaş, sen bu senaryoyu çekersin ama barajı ne yapacaksın? Baraj bir karakter, baraj sürekli tencerenin kapağını fokurdatan bir buhar gibi sürekli bir etki olarak karakterlerin ve konun üzerinde bir etki buldun mu bunu dedik. Barajı bulmazsan bu film olmaz diye diretmiştik. Normal şartlarda bulmuştuk ama sonra olmadı. Şimdi projeyi yazarken bir baraj hikayesi, babamın bir arkadaşının ziyaretine gittik. Anamur'da işte babamla gezmeye gitmiştik, bir arkadaşın yanına gittik. Orada bir barajla, yeni kapanmış köy taşınmak üzere olan bir baraj
la ilgili bir bilgi aldık. Sabah gittik oraya. Barajın nasıl taşınıyor, ne oluyor, ne bitiyor falan diyor. Gece çünkü ciddi bir yağmur yağdı. Köyde hala eşyasını taşımak üzere olan insanlar varmış. Bunu anlattılar gece babamın arkadaşının evinde. Sonrasında sabahleyin o baraja gittik. Barajın olduğu bölgeye. Hakikaten baraj dolmuş ama son şeyleri almaya çalışıyorlar. Eşyalarını oradan kurtarmaya çalışan insanları izledik. O daha önce yazmayı planladığım baba oğul ve babaanne bencilliği üzerinden bir anda şeye evrişmeye başladı. İşte barajı hikayenin içine nasıl katabilirim diye. Sonra bu baraj hikayesini katarak yeni bir hikaye oluşturdum. Bu hikayeyi oluşturdum. Sonra da Türkiye'deki bütün barajları araştırmaya başladım. Nerede baraj yapılıyor, ne zaman kapanacak, ne kadar sürede dolacak diye. Bizim köyümüze yakın 40-50 kilometre işte filmin çekildiği bölgede de gerçekten iki tane baraj yapılıyor. İki tane köy kademeli olarak baraj altında kalacak. Açıklanan 2016'nın sonunda, 2016'da barajın kapakları kapanacak. 2017'de komple suyun altında kalması planlanıyor. DSE'nin planlaması buydu. Bakanlığa da bunu sundum. Bütün o belgeleri DSE'nin sunduğu, ne zaman kapanacağı, ne olacağı falan. Bütün filmi onun üzerine kurmaya başladık. Nazif abi dedi işte o zaman kuruldaki üyelerden bir tanesi Nazif abiydi. Bu dedi olmaz dedi yani. Böyle bir tek planlı olmaz. Bakalım dedim yani deneyeceğiz. Benim planım şuydu. Filmi bir sene içine yayıp hem köyün taşınmasını, yani fonda köyün taşınmasını görüp ön tarafta baba oğul ve işte çekirdek ailenin içindeki iletişimsizlik üzerine durup köyden de ayrışmalarını istiyordum. Yani çok ana karakter olarak suyu kullanmak değil ama suyun söylediği örnek gibi Nazif abinin tencerenin kapağı gibi sürekli fokurdayan, sürekli bizim bizi rahatsız eden bir duruma dönüşsün istiyordum. Bu olmadı. Yani barajı tam olarak kullanamadık. İşte darbe olduğu arkasından oradaki ihale uzatıldı falan filan bir sürü şey oldu falan. Bizim de filmi çekmemiz gerekiyordu. Bakanlığa bir deadline vermiştik. O deadline'ı bir sene uzattık. Bu durumdan dolayı ikinci bir deadline alamıyoruz. Köyden karakterleri ayrıştırıp köyü daha fona iterek alt taraftaki hikayenin üzerinde durarak bir hikaye yapmaya çalıştık. Bu çıktı. Evet. Şimdi ben ümidi kesmiştim. Bir iki seneye yakın bir zaman geçmişti ve bakanlıktan da belki filmin teslim edilme tarihiyle ilgili ertelemeler alınmıştı. Böyle ümidi kesmiş bir vaziyetteyken bir gün telefon etti Ali. Abi kaba kurguyu bitirdim, izlemeni istiyorum. Sevindim. Yani nihayetinde Devlet Su İşleri'ni, Çevre Bakanlığı'nı arayalım, araya adamlar koyalım, kendimizin filmi çekilecek bir plato bize göstersinler, bir baraj göstersinler diye çaresizlik içinde dönüp durarken birdenbire Ali'den Mecidiyeköy'deki ofise gel abi, efendim kaba kurguyu seyredelim dedi. Gittim ve yani bunca cebelleşme içinde geçmiş bir filmden çok umutlu olmadan koltuğa oturdum, açtılar. Bir iki soru sordum, baraj nerede falan diye. Abi barajla ilgili CGI çalışmaları yapacağız dedi. Sen şu planda CGI'ları var kabul et. Barajda şu arada sular yükseliyor diye kabul et. Diğerleriyle ilgili görüşünü sordu. Filmi seyrettim ve bir ilk yönetmenin, bir ilk yani daha önce tabii setlerde görüntü yönetmeni olarak bulunmuş başka yönetmen arkadaşların hayallerine kanat olmuş, sanatın erbabı olmuş birisiyle ilgili deneyimlerini bir kenara bırakarak ilk yönetmen olarak karakterlerin oynatılması, bir takım hayal olan, muayyel olan karakterlerin ete kemiğe bürünerek somutlaştırılarak perdede olsun, önümüzde olsun gerçek karakterler gibi dönüştürülmesi meselesiyle ilgili hayret ettim. Bu sevincimi de kendisine de ifade ettim. Gerçekten de çok böyle perdede daha önce görmeye alışık olmadığımız bir takım oyuncuları
Hatta o ihtiyar adamı, o yaşlı adamı, o babasını, kendisi babasıymış, oynatışındaki ustalık, sahicilik dolayısıyla falan filmin kaba kurgusu olmasına karşın bir hayranlığımı dile getirdim. Bu tabii bana hep farklı bir takım diller ve yöntemler peşinde koşan bir takım yönetmenlerin farklı oyuncu oynatışları, mekan kullanımları ve en önemlisi de, yani belki sizin de dikkatini çekmiştir, ışık kullanmaktaki maharetini ortaya koymuş oldu. Bunu dile getirdim. Şunu da anlatır mısın? Yani orada bir sürü tanımadığımız oyuncular var. Bu oyuncuları kardeş olarak, efendim, o evin insanları olarak nasıl sahici ve gerçekçi bir hale getirdin? Oyun oynamaktan çok gözlerindeki şavkın bile farklı bir halde ışıldadığı karakterler oldular. Çok zor. Şöyle çok zor. Nasıl topladın? Yani niçin? Oyuncuları ilk başta bu oyuncular yoktu. Daha başka oyuncularla gitmek gibi bir planım vardı. Sonrasında bütün tiyatrodaki, İstanbul'daki, Ankara'daki, Türkiye'deki bütün amatör veya profesyonel oyuncuları aramaya başladım. Görünmeyen, bilinmeyen ama benim de uğraşabileceğim tiplerle ilgili bir araştırma yapmaya başladım. Ekip işte komple tiyatrodaki fotoğraf da gönderiyorlar sadece. Fotoğraflarına bakıyoruz. İşte bu fotoğraf iyiyse bunu ayırıyoruz. İşte oradan bir kast sistemi kurmaya başladık. Oyuncuların babam haricindeki, Ahmet haricindekiler profesyonel oyuncu, tiyatro oyuncusu. Hepsinin hemen hemen ilk filmi. Bunun kendi içinde ciddi bir dezavantajı var ama ciddi bir de avantajı var. En büyük artısı şu, profesyonel olmayan, ilk defa kamera önünde olan bir oyuncu olacak. Bunlarla diğer ekibin meç olması lazım. Meç edebilmek için de oyuncunun birazcık teslim olması lazım. Kendi bildiği bilgilerden uzak, Ahmet'le uyumu oturursa film olacak. Ahmet'le ilgili uyum olmazsa bu filmle ilgili bir faydası da olmaz. Kendisi için ne kadar başarılı olabilirse olsun ama filme bir yarar olmaz. Oyuncularla İstanbul'da bir buçuk ay bir şey yaptık. Seçtikten sonra, karar verdikten sonra bir ofis çalışması yaptık. Sonrasında babamın bir tane dağ evi var Torosların tepesinde. Oyuncular dedim ki herkes 15 gün işte dağ evine gidiyoruz. Sadece kendimiz olacağız, hiç kimse olmayacak. Oyuncular ve ben, bir de yardımcı öğretmenimiz olacak. 15 gün orada bir tekrar diyalog nasıl olur, herkesin birbirine uyumu nasıl olur diye bütün sahneler üzerinden geçtik tekrar. Sonrasında çekime başladık. Zor oldu. Uzun bir hazırlık aşaması geçirdik ama yani kamera önüne geçince her şey değişti. Bir haftalık çekimi çöpe attık. Sette şöyle bir avantajımız vardı, bir artıydı bu. Günlük olarak bütün her şeyi kurgulayıp kabaca bir oyuncuların durumu nasıl oluyor, nasıl bir matematikle işliyor diye bir kurgucumuz vardı. Sürekli kabaca bağlıyor bize, biz izliyoruz. Kurguyu değiştirmek için ne yapabiliriz onlara bakıyoruz. Buradaki filmin nasıl olacağıyla ilgili değil de asıl ilk baştaki şey, 5 oyuncu var zaten filmde. 5 oyuncunun birbiriyle örtüşmesi nasıl olacak? Yani o doğayla, o naturayla uyum nasıl olacak? En büyük derdimiz buydu. Bir haftayı çöpe attık. İkinci hafta biraz daha rayına oturmaya başladı. Biraz daha uzadı. Normalde bu tarz film, yani tek mekandaymış gibi geçen bir film. Ama totalde 6-6,5 hafta gibi bir süre harcadık. Sonunda, filmin sonunda geldiğimiz noktada ben kendi adıma iknayım. Yani o doğaya ve birbirlerine uyumları, meç durumları çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu doğruluk da filmin etkisini ortaya çıkarıyor diye. Bu olmasa filmdeki durum, çünkü sürekli aynı mekanlar, sürekli aynı oyuncular, sürekli aynı doğa, aynı şey. Belli bir süre sonra arkadaki çalışması gereken psikolojik tarafı, alt taraftaki yürüyen aksamı zedeleyecek bir durumdu. Bunu oturttuğumuz için daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Evet. Bence de başarılıydı hem oyuncu yönetimi hem de mekan oyuncu karakter ilişkisi anlamında. Bir şeyden tabii şundan bahsediyorum. Sadece
insanlar orada geçmişlerini bırakmıyorlar. Yani evlerini, eşyalarını bırakmıyorlar. Bir şey daha bırakıyorlar orada galiba. Bunu da biz babayı oynayan karakterde hissettik. Orada benliklerini, aşklarını da bırakıyorlar. Yani bu belki bazı filmlerde göçle ilgili yahut da muhacirlikle ilgili filmlerde ortaya çıkıyor ama bu filmdeki etkisi bende çok derin oldu. Çünkü bir mezar var, bir orada ölmüş bir kadın var. Aileyi aslında birleştiren bir şey var. Şunu demek istiyorum. Bu mezarı terk edememek düşüncesi daha ilk başta mı geldi yoksa filmin ilerleyen draftlarında mı bulduğunuz bir şeydi? İlk şeyde vardı o mezar metaforuyla başlama ilk baba oğul ve babaanne şeyinde vardı. Babaanne bir yerde sonra vefat ediyor filmin bir yerinde ama o önceki senaryo için söylüyorum. Sonrasında baba oğulla baş başa kalıyor. Bunun üzerinde ilerleyen bir hikayesi vardı. Babaanneyi görmedik burada sadece şeyle mezarı var ederek devam etmeye çalıştık. Bir şu şey tabii ki izleyicinin ne hissettiği ile ilgili bir şey de aidiyetle ilgili önemli olan aidiyetlerimizle ilgili asıl önemli olan anlatmaya yani çabamız şuydu. Bir iletişimsizlik bizim topraklarımıza has değil bu. Genelde bütün topraklarda bu iletişimsizlik üzerine, kimle olduğu önemli değil, aileyle olabilir, kardeşle olabilir, ideolojik olarak başka bir fraksiyonla olabilir, ne olduğu önemli değil. Sürekli kendi içimizde beslediğimiz bir uğultu var. Bu uğultuyu hiçbir şekilde duymuyoruz. Karşı tarafın uğultusundan, kendi uğultumuzdan karşı tarafın söylediğini duymuyoruz. Karşı tarafın ne düşündüğünü bilmiyoruz. Bu filmde de en önemli şey baba ile oğul iletişim kuramamış. Yani biz toplumsal olarak bir iletişim kurmamızın bir anlamı yok. Kurmaya çabalamamızın da bir anlamı yok. Önce biz kendi içimizdeki bu iletişimsizliği ve duymamazlığı üzerine bir film yapmaya çalıştık. Bunun arkasında tabii ki şeyler var. Aidiyet, toprak, mülkiyet geçmiş. Kavramı, geçmiş. Bunların hepsi var. Hepsi bir şekilde harmanlanmaya çalışılıyor da asıl durulması gereken bence şey iletişimsizlik. Baba ile oğul barışıyor filmde. Yani hiç kimse bu küslüğün üzerine bir yorum yapamıyor, konuşamıyor veyahut da barışmanın üzerine de bir şey yapmıyor. Aynen devam ediyor, aynı tortularla devam ediyor. Asıl bence şey, buralar daha şey geliyor bana, daha aidiyet çok önemli, geçmiş, işte bizim var edecek olan şey, her şey çok önemli ama asıl iletişimsizliğin üzerinde durulması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Eyvallah. Şimdi babanı oynatmaya hangi noktada karar verdin? Yani baktığında... Nuri Bilge biliyorsun Koza filminde ilk filmlerinde kendi ailesini oynatarak böyle bir geleneğin böyle bir şansın olabileceğini düşündün mü? Yok. Yoksa elbette öyle. Yoksa efendim iyi tanıdığın, iyi bildiğin birini oynatmayı mesela tanınmış bir oyuncuyu oynatmak süksesine ve riskine tercih mi ettin? Evet tercih ettim gibi de. Şöyle bir şey, bir sürü oyuncu düşündük, bir sürü oyuncuyla iletişim haline geçtik, tanıştım, ettim ama şöyle bir durum yaşıyorum. Benim düşündüğüm karakterle hiçbir şekilde şey, ortak bir payda bulamıyorum. Yani oyuncular seçerken şeyi bulmaya çalışıyorum işte, Hakan'ı işte Şükrü oynayan karakterle tiyatrosuna gittim. Tiyatrodan çıktım, saatlerce bir kafede oturduk ama şey yok, filmle ilgili konuşmuyoruz. Bakıyorum böyle yani, Şükrü'yle temas edebileceğim bir nokta bulabileceğim bu adamdan. İşte evine bırakıyorum, gidiyorum alıyorum, tekrar işte gel diyorum konuşalım, bir şey yapalım, zaman geçirelim. Bu zaman geçirme çabası aslında Şükrü'nün, bendeki Şükrü'yle, Hakan Emre'nin Şükrü'sü, içindeki Şükrü'yle temas edebileceğim bir nokta var mı? Bulduğum için Hakan Emre oldu. Hakan Emre'yi bulunca çok rahatladım. Çok zor bir rol. Yani diğer oyuncular da hep zaman geçirerek o karakterleri, filmdeki olan karakterlerle örtüştürebileceğim bir dünya var mı onların dünyasında? Ahmet'le ilgili de bir sürü oyuncuyla görüştüm. Hiçbir şekilde Ahmet değil. Yani ne o doğaya uygun... Ne de yani cilt yapısı olarak da, vücut yapısı olarak da, hareket yapısı olarak da hiçbir şey yok.
Baştan itibaren ama senaryo yazarken hep şeyi söylüyorum. Ya babam olsa ne güzel olur falan. Bunu belli bir süre sonra şeye dönmeye başladı. Babanı mı oynatacağız? Yok lan, olsa ne güzel olur diyorum. Yani şey yok yani, oynatmayacağım. İşte kast için görüşüyoruz. Arkadaşlarım soruyor, yakın arkadaşlarım soruyor. Ne yaptın? Ya olmaz herhalde diyorum işte. Bu aylarca sürdü ama. Bir tanesi dedi ki en son. Ya dedi, yapacaksın da bir cesaretle gir artık yani şeye. Baban de. Diyeceğim dedim, az kaldı da bir gideyim ben babamın yanına. Gittim işte 10 gün babamla bir tane kamera var elinde. Sürekli sahne üzerine çalışmaya başlıyoruz. Babam ilk başta şeydi, tamam ya yaparız ya, bir şey, sorun olmaz falan. 15 günün sonunda şey dedi, sen başkasına bak, bu olmaz dedi yani. Ben yapamam dedi yani. Neyse anlattım babama, dedim ki baba ben başkasıyla bu kadar uğraşamam. Yani bir şekilde katlan. Bir oyuncuyla görüşüyoruz. Babam da sürekli telefon açıyor. Ne yaptınız? Görüştünüz mü? Dedim ki baba oldu herhalde. Yapma ya. Ben de yapabilirdim belki falan dedi. dedim ki tamam. Bir daha deneyelim. Babam daha şeydi. Gardlarını indirmiş. Ya dedi ki tamam, ben bütün her şeye katlanacağım. Bütün sorunlara da katlanacağım. Hiç sesimi de çıkarmayacağım. Yapacağız. Yaptık ama sürekli müdahil olmaya çalışıyor. Ekipte çok aileden bireyler vardı. Herkes bir şekilde babamı durdurmaya çalışıyor. Sonunda istediğimiz yere geldi. Filmin ilk kaba kurgusu bitti işte, uzun bir versiyonu. Babam dedi ki izlemek istiyorum ben. Gittik işte Konya'ya gittim babamı izletmek için. Babam dikkatli bir şekilde izledi böyle. İzledi böyle. Hiç gözünü kırpmıyor ama izledi. Film bitti. Ya, ne oldu baba dedim ben. Ben seni şimdi anladım ya dedi. Eyvallah. Şimdi Antalya'da neredeyse büyük bir sevinç yaşadınız. Antalya tarihinde var mı bilmiyorum ama 11 ödülü alan bir film oldu Bozkır. Her ödüle de müstahak olduğunu düşünüyorum. Ya daha önce festivallere başvurmuş muydun? Yurt dışındaki festivallere, yurt içindeki festivallere. Bir de 11 ödülle sınanmak nasıl bir şey? Sınanmak değil mi gerçekten? Evet. yurt dışı festivalleriyle görüşmelerimiz oldu. Hatta iki tane festivalden son anda olmadı. Yani oldu. Basın açıklamasına gideceğimiz zaman, yani gidecekleri zaman bekliyorken telefon açtılar. İşte shortlist'ten başka filme geçtiler diye. 4-5 tane festivalden red almıştık. Bir tanesi de Adana. Adana Film Festivali. Sonrasında Antalya olunca şey oldu. Ya en azından bir festivale girdik falan, rahatladık. Sonun evet. Şeye hazırlıklıydık ama şimdi ekibe onu söylemiştim ben. Biz bir tane film yaptık. Çok da parantez içinde çok namuslu, yani namus kavramı şey, çok kendi içinde tutarlı, duygu bütünlüğü olan, işte karakter yapılandırması düzgün olan bir film yaptık. Bu başarı bence. Hepimiz için başarı. Yani sadece benim başarım değil, ekibin de hepsi ciddi buna emek verdi. Antalya'dan bir ödül de alabiliriz. 10 ödül de alabiliriz. İhtimal var dedim yani bu. 10 ödül var. Herkes şey dedi, ya çok şey yapıyorsun. Dedim ki şuna hazırlıklı olun. 10 ödül alacakmış gibi hazırlıklı olun ama kendinizi buna da kaptırmayın. Çok önemli bir şey değil sonuçta. Sonunda herkes tabii çok iyi bir geceydi ekip için. Bunun bir önemi yok ama. Bunu aldıktan sonra söylemiyorum. Almadan önce de bunu söylüyordum. Çünkü 5-6 tane jüri var. Kim oldukları, yani jürilerin kim olduğu kişiden kişiye değişebilir bu. Bana göre çok iyi bir jüridir. İşte başkasına göre o jüri iyi değildir. Filmlerini beğenmiyordur veyahut film tercihlerini beğenmiyordur. Festival denilen şey de böyle bir şey. Bir grubun 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi neyse artık, bu grubun beğenilerine göre bir ödüllendirme sistemi var. Aynı film Adana'ya gidemedi. Adana'nın ön jürisinden geçemedi yani. Şimdi Adana'nın ön jürisinden geçemediği zaman çok kötü bir film değildi. Antalya'da 11 ödül alınca da dünyanın en iyi filmini çekmiş değilim ben yani. O jüriyle, o jüriyle ve o anki seçkideki filmler arasındaki durumu takdir eden bir jüri oluyor. Antalya'daki de öyle. Antalya'da 12 tane film var, 12-13 tane film vardı. Jüri kendisine en yakın film olarak bunu gördü. Çok beni etkileyen bir şey olmadı. Çünkü şöyle, etkileyen bir şey olmadı şunun için. Belki sektöre ilk defa giriyor olsaydım, ilk defa bir, sektörün içinde bir film yapıyor olsaydım ve sonunda ilk filmimle bir sürü ödül alsaydım, ulan ben neymişim arkadaş durumuna dönüşebilirdi.
Bundan önce bir sürü film çektim görüntü yönetmeni olarak. Bu o festival durumunu, festivaldeki işleyişin ne olduğunu, nasıl bir matematikle işlediğini ne şahittim ve yaşamıştım bunları. Onun için çok etkilenmedim. Evet, ama beni etkiledi. Ben çok sevindim. Neden? Ta başından ilk tohum olarak, fikir olarak gönlüne düştüğü andan itibaren ve her türlü destekte beraber bulunduğum için sonrasında böyle bir ödüllerle taçlandırılması, en azından kurulda verdiğimiz kararların, Semih Kaplanoğlu da vardı, İsmail Güneş de vardı o kurullarda, verdiğimiz kararların sonuçlarını böyle sevinçli olarak görmek bizi mutlu ediyor. Yapmak lazım ama işte izleyiciyle. Şimdi Antalya'dan sonra filmin temas etme ihtimali çok. Seyirciyle temas edecek noktaları var. Kendisiyle özdeşik kurabileceği bütün ailelerde, bütün aile bireylerin hepsinde kendi içinde bir iletişimsizlik sorunu var. Herkesin bir ortak noktası var bununla ilgili. Ne kadar kentli veyahut da kırsaldan gelen olsa da bu iletişimsizlik sorunu var. Antalya'nın şöyle bir handikapı var ama işte. Şimdi seyirciyi filme giderken şöyle gitmeye, izleme güdüsüyle hareket ediyor. Bu film Antalya'da 11 ödül alır mı? Ya seyirciyle film arasında bir şey oluşmaya başladı. Filmi izleyen de izlemeyen de film hakkında yorum yapıyor. İnternette bir sürü kişi yorum yapıyor. Sonrasında bir video izlemiştim, o çok komikti. Filmi yerden yere vuruyor arkadaşlar ama filmi izlemedik daha. Şimdi izlesen de bir şey olmaz. Sen bu kafayla gittikten sonra, bu yaklaşımla gittikten sonra filmle ilgili bağlantın kurulamayacak zaten yani. Bu evet, handikap ama. Şimdi planlı bir takım Antalya'dan ezber bir takım filmlerin ödül alması konusunda kulisler yapan toplulukların tabii bütün filmlere eşit anlamda yaklaşmadıkları bir gerçek yani. Onları bir kenara bırakalım. Film ve yönetmenimizle ilgili sorusu olan mutlaka vardır. Başlayalım. Buyurun efendim. Mikrofon evet. Geliyor galiba. Öncelikle çok başarılı bir filmdi. Teşekkür ederim. Son dönemde bu tür filmler, yani arkasında müzik olmadan kendi içinde müziğini de taşıyan filmler serisinde. Ama bir yerde böyle müzik beklemiştim ben. Sona doğru geldi müzik. O da çok hoştu. Yani bütün film boyunca. Filmin kendi duyduğu bir... Zaten içinde müzik vardı. Baştan sonundaki vardı. Müzik de planlanmıyordu. En son işte evet. Müziğini yaptık. Çünkü baştan itibaren şey vardı. Bu baraj inşaatının makine sesini bir müzik aleti olarak kullanmak. Bir seyirciyi sürekli baskılayan barajı görmesek de ses olarak ve oradaki doğanın kendi içindeki sesiyle seyirciyi baskılayan bir hale çevirmekle ilgili bir planımız vardı. Evet. O gümbürtüler, o sürekli kalp sesi gibi arkadan gelen şey müzik olarak bence çok örtüşüyor. Kendi içindeydi zaten. Eyvallah. Çok güzeldi. Efektlerin tamamı doğal mıydı? Birinci sorun bu. Bir iki şey hariç. Hiçbir bir yok. İki dan arada bir yerlerde ses kullanılan ses ve efekt için söylüyorum. Doğal hepsi doğaldı. Hepsi doğal. Hepsi doğal. Çok başarılıydı. O şimşekler doğal değildi. Yani hepsi kendim yaptığımız şeyler. Doğaldı derken şöyle. Sesler için kayıtları söylüyorum. Kayıtları doğal. Evet, kayıtları doğal. Şimdi kayıtları doğal. Görsel olan filme etki eden görsellerin hepsi manipüle. Yani işte şimşek manipüle. Barajın hiçbiri yok. Baraj bu sene dolmaya başladı. Peki gittim. Yağmur. Yağmurların hepsi kendi yaptığımız yağmurlar. Hiçbiri şey değil. Doğal yağmur değil. Yani ciddi bir emek var aslında. Ama biz sanki bunu doğal bir yağmurmuş. Evet, herkes o konuda ama. Hemfikir herhalde. Filmi hemen arkamızda mikrofon oradayken kardeşimize o zaman verir misiniz? Merhabalar. Merhaba. Filmin genel açıdan değerlendirdiğim zaman çok güzel bir bütünü olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bazı sekanslar vardı. Bunlardan mesela biri metafor olarak kullandığını sanırım. Geçmişe baktığınızda en çok tutunmaya çalıştığınız yerden suyun sızdırması, evet. O direği diktiğinizde bence güzel bir anlam ifade ediyordu. Bir de babanızı kullandığınız zaman gerçekten Türkçeyi bu şekilde konuşması mı sizi yani çok istediğiniz şeydi, yoksa normal olarak mı bu şekilde oldu?
Yok, Türkçe babam böyle, babam çok şen şakrak bir adam. Yani konuşması da böyle değil ama şey, bazı şeyler yutmasını istiyordum. Konuşurken, bu uzun çalıştığımız şey, babamda da var bu ama daha kentli gibi konuşmaya çalışan bir adam. Yani doğasında var o, şehirde çok yaşadığı için. Bunun üzerine çalıştık ve çoğu kelime yutsun, anlaşılmasın. Seyirciler genelde şey yapıyor böyle, ama anlaşılmıyor ki söylediği. Anlaşılmasın zaten, bir yani kendi içinde bütünlüğü oluşturuyorsa anlamamız gerekmiyor zaten şeyi. O diyaloğun ne olduğunu anlamamız gerekmiyor. O kendi içindeki bütünlükte varsa bu, seyirciye bunun diyalogda ne söylediğinin önemi yok. Durum kendisini geçirmesi lazım. Yani aslında absürt bir metinde hani var olur ya böyle, iletişimin evet, bozukluğu biraz daha metniyle verilir ama bu sefer konuşmayla, bağlantıyı biraz daha kopartarak. Aynen öyle, evet. Peki ben şahsım adına bir oyuncuyum. Yani konservatuvar mezunuyum. Eyvallah. Sizin bir yönetmen olarak aslında bizden istedikleriniz yönünde bazı fikirlerinizi alabilir miyim? Bu çok uzun bir şey ya. Fırsatını buldum, değerlendirdim. Ya şöyle, benim bence bu, benim kendi tecrübemden kaynaklı bir şey bu. Bu böyledir diye bir şeyim olamaz. Şimdi babamla çalışırken, diğer oyuncularla çalışırken şöyle sorunlar yaşıyorduk. Babama anlatıyordum. Genelde tonlamalar üzerine çok duruyorum. Yani şeyi, oyuncunun ne yaptığını değil de nasıl ses veriyor onu çok önemli görüyorum kendi adıma. Yani bunun doğruluğu yanlışlığını bilmiyorum ama şöyle bir inanışım var. Bunu da hep uyguladım yani. İşte bu sette de uyguladım. İlk plan çekiliyorken sahneyi izlemeden, yani görüntüyü görmeden sadece sesleri dinleyerek, tonlamalar nasıl geliyor, kulağıma nasıl geliyor. Çünkü doğru tonla çıkan bütün vücut tepkileri gerçek oluyor. Yani miş gibi de, o miş gibi vücuda uygulamak zor bir şey. Bunun babam da mesela çok zorlandığım yerler de vardı, bazen de çok rahat ettiğim yerler vardı. O diyaloğu söylüyordu ama gerçekten o diyaloğu söylüyordu. İşte diğer oyuncularda bazı sahnelerde çok zorlandık bir diyalogdan dolayı. Bir tonlamayla diyalog istiyorum. O tonlamaya giderse, vücut da kasmazsa doğru bir yerde hareket edecek. En çok takıldığım şey tonlama. Tonlamayı vücuda yedirerek ama. Yani işte şey değil de... Dublaj yapıyor. Evet evet. Tekrar etmek değil de vücuda yedirerek o tonlamayı vermek. En takıldığım şey bu. İkincisi şu... alt metin bizim için çok önemli. Eyvallah, oyuncular için de bunu beslemesi için, harekete geçirmesi için çok önemli de... kendi hayatımızda alt metinlerimizle hareket etmiyoruz yani. Onun için çok fazla takılınması bana şey geliyor, sorgulanması. Ama bu hareket yapar mı? Yapar ya. Ben yaparım yani, anladın mı? Yani ben böyle bir adam değilim ama yaparım işte. Hepimiz de çoğu şeyi yapıyoruz. Yani kendi karakterimize uymadığını düşündüğümüz, parantez içinde yani. Ama çoğu şeyi de yaparız yani. Sen de yaparsın ama yapmaz o. Yani bu sefer şeye başlıyorsun, yaparı ikna etmeye çalışıyorsun. Yani teslimiyet, yani karşındaki... bu bir projeyi kabul ettiysen, bir metni kabul ettiysen, metnin gerçekliğiyle ilgili bir sıkıntın yoksa, karşı taraftaki filmi yapmaya çalışan kişi kimse, en büyük sorun teslimiyet bence. Teslimiyet çözüldükten sonra bu metinlerin hepsi de bir şekilde hallolmaya başlıyor. Çok teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz. Birkaç izlediğim film arka arkaya üstelik ve FIAP gösterimlerinde Konya coğrafyası çok öne çıkıyor. Bu en az 2-3 film böyle. Çok da hoşuma gidiyor. Ayrıca Konyalıyım. Hı hı. Bir de 3 saate yakın veya yani 3 günü yayalım. Ne baba oğula baba dedi, ne oğul babaya oğul baba dedi, ne oğul baba oğula oğlum dedi. İletişimsizlik ama bunu bilerek mi söyleyebildiniz? Evet. Yani hemen hemen 3 gün bir yerde söylüyor. Bir baba diyor oğul da. Ben onu duymadım o zaman. Bir yerde söylüyordu ama şöyle bir şey. İkisi de söylüyor aslında. Yani halleriyle söylüyor bunu ama mevzu da burada kopuyor zaten. Niye söylemiyorsun? Evet, i̇şte niye söylemiyorsun? Yani onu sormak istedim. Bilerek mi söyletmediniz? Ya oğulla barışıyor babasının yanına balkona çıktıktan sonra oğulla baba barışıyor. İkisi de pişman, ikisi de bir sürü hatasıyla yüzleşiyor. Ama hiç kimse yüzleştiğini görmüyoruz. Kendi içinde bir duygusu var. Tamam diyor. Yani barıştık.
Yani bir yerde hatta çocuk şeye yelteniyor. Dün diyor edepsizlik yaptım. Bir konuşmadan dolayı, dünkü konuşmadan dolayı özür dileme. Babası diyor ki ama sakın yapma dur. Çünkü yaparsa kendisinin daha fazla özür dilemesi gerekiyor. Yani bizim özür dilemememiz, karşı taraftan özürü beklemememiz nedeni bu. Biz daha suçluyuz çünkü karşı taraftan. Mezarın başına iniyor. Oğlu o kadar saçma bir gerekçe sunuyor ki kepçeyle burayı taşıma. Herkes, oradaki herkes bunun saçma olduğunu biliyor. Ama ilk defa Harun babasından destek görüyor. Yani destek de görmüyor artık. Yapacak bir şey yok. Barış var orada. Barış varsa buna katlanalım. Yani saçma bir durumda birleşiyorlar. Bir de madem tam babanız anladım seni demişken ikinci film veya barajla ilgili bitmedi çünkü baraj konusu. Görmedik yani. Öyle bir film bekleriz. Eyvallah. Evet. Başka soru yoksa ben bir soru soracağım. Varmış. Buyurunuz. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle film genel olarak çok iyiydi. Yani o konuda tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ses konusuna ben değinmek istiyorum. Yani diyaloglar çok yoktu. Bir suskunluk hakimdi ama o taşranın, o bozkırın sesi filme tamamıyla hakimdi. Ya o çok etkileyiciydi. Uzaktan gelen baraj çalışmaları, yani o seyirciyi, zaten karakterleri çok geriyordu. Onun dışında baraj metaforu üzerine durmak istiyorum. Hani şeyden bahsettiniz, baraj hiç gözükmüyor ama ben onu hiç hissetmedim. O zaman sanki ne güzel gerçekten yani. Ya gerçekten hani barajı görmememize rağmen inanılmaz bir su geliyor. Yani böyle bir metafor vardı. Bu çok etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hani diğer hocamızın söylediği gibi de hani Kültür Bakanlığı'ndan hani farklı bir şey, baraj bence çok. Yani filmi taşıyan lokomotif diyebilirim yani, baraj metaforu, baraj kavramı. Tabii insanlar sadece fiziksel olarak evini veya işte oradaki yaşantısını bırakıp değil, anılarını da bırakıyorlar. Her şeyini bırakıyor. Mezarlarını da bırakıyorlar. Mezar konusu ayrıca, mezar metaforu da çok önemliydi. Babanızın eşi, yani baş karakterin, Ahmet karakterinin eşiydi değil mi? Aslında evet. Kadın metaforu da orada önemliydi. Hani kadın genelde aileyi birleştirici bir konumu vardır aile içerisinde. Ama ölmüş olduğu halde evin bahçesinde mezarı hala aileyi bir arada herhalde tutuyor. Hatta baraj geldiği için evi taşımak istiyorlar, mezarı da taşımak. Yani o kadın yeni yere de gelecek. Yani orayı da bir arada tutacak, orayı da hani çimento görevi görecek. O güzeldi bence. O çok hoşuma gitti. Bir de dediğim gibi hani baraj zaten hani filmin genelinde çok iyiydi. Zaten şöyle hani baraj mesela hani günümüzde de ülkemizin birçok yerine baraj yapılıyor. Ben biraz arkeolojiyle ilgileniyorum. Hani Hasankeyf başta olmak üzere birçok arkeolojik sit alanı veya işte demir çağı höyükleri sular altında kalıyor. Bütün anıları, tarihi, her şeyi gömüyor. Zaten şu kelimeyi çok kullanmışsınız filmde. Diyaloglarda çok geçti. Su geliyor, su gelmeden, su gelince ne olacak? Yani bu çok önemliydi bence, bu çok etkileyiciydi. Yani tebrik ederim. Çok teşekkür güzeldi. Ederim. Ne güzel. Şeyle ilgili bir şey, bu babaannem işte uzun yıllar köyde yaşadı. Çok etkilemişti beni, bir anekdot vardı, onu anlatmak istiyordum. Belli bir zaman sonra şehre işte babamların yanına geldi işte. Çocukların yanına işte, zaman zaman bizde, zaman zaman orada. Bir bahar zamanı işte ben de Konya'daydım. Meyve almışlar. Pazardan meyve almışlar. Elma yendi işte. Elma vardı. Sonrasında ya köye gidelim mi dedi. Bir, yani şey böyle alakasız bir zaman, meyvenin çıktığı bir zaman. Dedim ki niye gideceksin köye, yani rahat şimdi, köyde kimse yok ki, yani herkesin işi var burada falan. Bahçe dedi, bir tane elma var, ondan yasak yani. Yani çok bence şey, toprakla, geçmişle bağlantısını kurmaya çalışıyor. Meyveyle ilgili değil yani, meyve, gelen meyve de lezzetli. Köyden, Konya'nın yani bir köyünden gelen bir meyve ama o meyve değil yani. Mevzu meyveyi yemek de değil. Geçmişiyle bütün dokusunu, bütün birikimini o meyveyle tekrar bir canlandıracak. Bütün benlik tekrar bir geçmişe gidecek. Bilgisayarda RAM'deki bütün bilgiler tekrar sıralanacak. Her şey, o bahçede geçen bütün bilgiler geçecek. Yani hayat oradan geçecek. Yaşadığını hissedecek. Ve tekrar Konya'ya gelebilir ondan sonra. Bizim buradaki karakterlerimiz de öyle. Yani
bütün yaşamın yaşamlarının geçtiği bölge bir anda yok oluyor. Bu gerekli mi gereksiz mi? Yani, bu başka bir şey. Ahmet orada bir diyalog söylüyor. Eskiden çok sevinirdik suya en yakın ev diye. Dereye en yakın ev diye. Şimdi ilk bizim evimizi yutacak diyor. Şimdi bu böyle bir şey. Bütün elmayla bile bağlantı kuruluyorsa geçmişle o evin Şükrü'nün yaptığı direk görünsün. İleriden bakarız bizim evimiz vardı orada. Yani bana şey geliyor çok romantik de olabilir de çok acı geliyor şey geçmişini kaybetmek. Eyvallah. Başka benim bir sorum var. Ondan sonra oraya geçeriz. Şimdi hem görüntü yönetmeni olarak çok uzun yıllar çalıştım. Hem de bir yönetmenlik yaptım. Bir sette görüntü yönetmeni veya ya da yönetmen olarak bulunmanın farkı nedir? Ne farkı var? Birinde total olarak bütün her şeyi gözlemleyip doğru işlemesine çalışman lazım. Diğerinde tek bir noktan var. O noktadaki bütün hata paylarını ortadan kaldırıp doğru bir şekilde yansıtman gerekiyor. Asıl şey bu da bir sürü kendi içinde bölünebilir yani. Eyvallah. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Genel olarak beğendim. Hoşuma gitti. Tebrikler. Bir konuda fikrimi söyleyeceğim. İki tane küçük sorum var. Birini Nazif Bey zaten söylediği gibi. Benim en çok hoşuma giden sahne evin tamamıyla sular altında kalacak olması kalması sebebiyle bile olsa oradaki kovalardaki suyu evin içinden akan suları bahçeye atması. O çok etkiledi beni. Çok hoşuma gitti. Bu açıklamaydı. Kamera arkasına geçtiniz mi? Evet ve hayır da diyebilirsiniz. Görüntü ya kamera kullandınız mı? Bu filmde. Ha. Görüntü yönetmenliği mi? Kullandım. Kullandınız. Evet. Çoğunluk? Çoğunluk değil. Ha, şöyle bir avantajım vardı. Şimdi filmlerde filmdeki bütün enstrümanlar, yani enstrümanlar dediğim işte oyuncuda, kamerada, ışıkta, neyse yani filmi totalde film yapan ne varsa senaryoda yani ne varsa bütün enstrümanların doğru bir şekilde çalınması gerekiyor. Şimdi bir konsere gittiğiniz zaman biz bir violonselin nasıl çalındığıyla ilgili veyahut öne çıktığıyla ilgili bir şeyimiz olmaz. Armonisine bakarız. Armonisinde doğru çalıyorsa öne de çıkabilir bazen ama armonide düzgün bir şey varsa totalde o konserden keyif alırız. Dinlemekten keyif alırız. Filmlerde de böyle. Şimdi görüntü yönetmeni olarak da en çok takıldığım şey oydu. Görüntü yönetmenliği yaparken de. Hikayeden öne geçmeyeyim ben. Yani burada şimdi müthiş bir resim yakalayabilirsin. Hatta şey yapıyordum böyle yani. Bir resim çok güzel oldu. Ya problem var burada diyordum yani. Oyuncudan önde şu anda. Filmden önde yani şu anda. Değiştirelim bunu diyordum yani. Çünkü resim çok güzel ama yani Instagram'a fotoğraf çekmiyoruz. Bir hikayenin içinde bir yeri olması gerekiyor. Yani bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. En çok korkum da buydu. Herkesin beklentisi şöyle bir durum vardı. Görüntü yönetmenisin, film çekiyorsun, görüntüye daha hakimsin. Kameranın bütün materyallerine hakimsin, nasıl kullanılacağına ilgili daha çok tecrüben var. Ama en çok korkum da görüntünün ön plana geçmesi. Yani sadece görüntünün değil de ağırlıklı olarak görüntünün ama oyuncularında, evinde, barajında, sesinde hepsi bir bütünlük olarak bir armonisi olursa bu film olacaktı. Bu armoniyi yakalamaya çalıştım hep yani. Evet, buyurun. Pardon. Evet, anladım. Şimdi ben biraz ileri derecede düzenli düzene dikkat eden biriyim. Ama oradaki salaşlık çok doğal zaten. Resimlerinizi güzel görmek için görüntü yönetmeni olarak bakarken de hissettiğim şey şuydu. O doğallığı, aslında o çarpışık, karışık, düzensiz hali güzel göstermişsiniz. Onlar hoştu. Bir başka sorum yine şöyle kısım. Bir durum o başarı bence. Yani şimdi filmden uzun zaman oldu. Yani uzun bir montaj süreci geçirdim. Uzun bir çekim süreci geçirdim ya. Yani, en son filmden artık şeydim böyle. Yani bu ne lan falan ya nasıl olacak ya falan diye bakıyordum. Filmden uzaklaşarak baktığım zaman, görüntü olarak baktığım zaman filme müthiş hizmet ediyor.
Yani bu görüntüden kastım sadece kamerayı kullanımla ilgili söylemiyorum. Şimdi bütün mekanların hepsini kendimiz yaptık. Bir sanat grubunun çalışması. Demirci dükkan diye bir yer yoktu orada. Kendimiz yaptık. Ev, evin içi, evin dışı başka ev, içi başka ev, hepsini kendimiz yaptık. Oradaki mavi poşet özellikle planlanmış baştan sona olan bir şeydi. Yani bütün hepsini toplayınca, görsel olarak söylüyorum, yani bu hepsi görselliğe hizmet eden şeyler olduğu için topladığın zaman o yapaylıktan uzaklaşıyoruz. Biz, genel olarak problemimiz şey böyle, taşra, kostüm, mekan kullanımı, kameranın kullanımı daha böyle şey, biraz zorlama geliyor. Yani o gerçeklikle bağını kuramamış işler yapılmaya başlanıyor. Yapılıyor yani bilerek veyahut da bilmeyerek, bilmiyorum. Bizim buradaki en büyük şeyimiz bu, taşraya biz kamerayı koyalım ama bizim koyduğumuz yerdeki yaptığımız hiçbir şey bizim yaptığımız şey olmasın. O taşraya ait olsun. Bu kamerayı koyduğumuz yerde oyuncunun mizansenindeki hareketi de filmin içindeki bütün unsurlar, bütün enstrümanlar doğru şekilde çalışsın. Amaç ve şey buydu. Mihenk taşı denilir ya, hani amacımız buydu yani. Ben kendi adıma onu çok iyi anladım. Yani doğal bir hal oldu. Şehir ve köy nereydi? Ben kaçırdım mı? Konya'nın bir köyü. Güneye yakın mı? Torosan'ın tepesi. Tamam. Torosan'ın tam tepesi. Bozkır tarafı falan. Peki. Babayla sıkıntı yaşadınız mı? Çok yaşadım. Şu yani ağız dalaşı anlamında söylüyorum. Affedersin. Film çekerken mi? Evet, evet. Yaşadık tabii canım. Değil mi? Olması gerekiyor. Yani, ama şöyle, hatta çok ağır şeyler de yaşadık. Birinci haftanın sonunda işte kardeşlerim falan var sette. Filmin müziklerini yapan, aynı zamanda yardımcı öğretmenin kuzenim. Yani şey olarak çok rahattım ben. Konforum çok iyiydi. Yani Nazım'ı çekebilecek çok kişi vardı sette. Son olarak şunu da söyleyecektim aslında, bu cümlenize uygun. Anladığım kadarıyla sette akrabalar kullandık. Akrabalar sömürdüm resmen. Yani kullanmak değil. Yani. Sivas filminde de Kaan öyle söylemişti. Öyle. Peki, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Buyurun. Öncelikle kutluyorum. Ben çok özür dileyerek geç kaldım ve filmin epey bir ön tarafını kaçırdım ama hem sizin şu sohbetinizden hem de izleyebildiğim yeriyle bağlantı kurunca gerçekten çok başarılı buldum. Hele babanızı izlerken kim acaba bu karakter oyuncusu diye düşündüm. Gerçekten onu da kutluyorum. Teşekkür özellikle ederim. İletmenizi de rica ediyorum. Yani denge çok önemli, evet, ve denge kurulmuştu filminizde. Her şeyle denge kurulmuştu. Sessizlikle, doğanın sesiyle, yani kullandığınız her şeyle. Ben doğa sanmıştım ama dinleyince, yani şu anda onların birleştirilmesinin ne kadar zor olduğunu düşünerek de o dengeyi çok iyi kurmuşsunuz. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Film haftaya, herhalde önümüzdeki haftalar TRT'de, tam programını bilmiyorum da, TRT2'de başlayacak. Yani ya önümüzdeki hafta ya ondan sonraki evet, hafta. Evet, festivallerden filmler diye bir bölüm var. Orada TRT2'de gösterilecek. Ben biz... Evet, buyurun. Babanız eğitimci mi? Yok, değil. Sanat lisesi mezunu. Ama şu an ağırlıklı tohumla uğraşan, çiftçilikle uğraşan bir birey. Evet, ben de çok beğendim. Yani arasan öyle karizma bulamazsın. Eyvallah. Bizanseri çok güzeldi babanızın. Eyvallah. Çok başarılıydı yani, onu söylemek isterim. Teşekkür bir de ben sonunda kaçırdım bilemiyorum. O bezi niye yırttı? Mesaj neydi? Onu anlayamadım. Film aslında şöyle. Sabahleyin şey gelecek. Kepçe gelecek. Ve mezardan çıkma ihtimaline karşılık kendi kefenini ikiye bölüyor, hazırlıyor. Çıkarsa tekrar kapatırım diye. Bizim şeyimiz buydu ama sonrasında bir sürü seyirciye başka türlü hissiyat ve başka türlü durumlar söylüyorlar. O seyirciyle ilgili olan bir şey. Ama benim şeyim kendi kefenini tekrar karısıyla paylaşma durumu benim için. Teşekkürler. Eyvallah. Şimdi son bir soru sorarak, burada sinema yolculuğuna çıkmak üzere olanlar var. İlk filmi yapmak üzere olanlar var.
2015 yılında ilk filmini yapmaya karar verdin, bu senaryoyu yazdın. Zor muydu, kolay mıydı, bu çileli miydi? Buradaki arkadaşlara, ilk filmini yapmak için yola çıkacak olanlara varsa... Hemen vazgeçsin. Söyleyeceklerim var mı? Bu dahil yani. Şöyle, ben bir sürece, süreçteki yaşadığım bir şeyi anlatmak için bir anekdot anlatacağım yine de. Senaryoyu yazmaya başladım. Yani sırtım ağrıyor artık. Yani yazmaktan değil, ne yapacağım ben bunu falan diye. Şunu diyorum, senaryoyu bitirsem de kast yapsam, en güzeli kast yapmak. Çok rahatlarım orada falan. Kast yapmaya başladım. Bir ay, iki ay. Ulan diyorum, ne iğrenç bir şey bu kast yapmak. Yani ölüyorum çünkü. Her gün yorgunluk uyuyorum. Keşke senaryo yazsam diyorum yani. Neyse, kastı yaptık bir şekilde. Provalara başladık. Oyunculara bir şekilde kendimi anlatamıyorum. Anlatamadığımı hissediyorum. Bir filmin kastını yapsam çok güzel kastını yaparım demeye başladım kendi kendime. Bu süreç filmin sonuna kadar gitti ama işte. Sete girdik. Sette inanılmaz zor. Yani zorluğu şu. Bir planladığım bir durum var. Oyuncularla ortaklaşa yapabileceğim bir durum var. Ve o durumu hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Anlatıyorsun, ulaşamıyorsun. Çekiyorsun, olmuyor. Çöpe atıyorsun o sahneyi. Yarın tekrar. Yani biz babayla oğlun büyük kavganın olduğu sahne, işte kavga değil, atışmanın olduğu sahne. Yani 8 gün falan çekildi. Şimdi şeyi düşünsenize, yani birinci gün çektik, sadece bir oyuncuyla çalıştım. Ama şöyle, işte yardımcı öğretmenim dedim ki, bugün çöp. Sadece bu oyuncuyu çekeceğim ama çöp. Yani buradan bir şey beklemiyorum. Birinci gün birini çektik, ikinci gün ikincisini çektik. Olmuyor ama. En son dedim ki, Hüseyin, evet şimdi çekeceğiz, yarın sahneyi çekeceğiz dedim. Abi gittik, yine olmadı, paydos ettik. Bu pes etmemekle ilgili bir şey aslında. Bu niye bir öncekini tercih ediyordum? Çünkü pes etmemek gerekiyor. Yani bir işe başlayacakla ilgili bir karar veriyorsanız ve bu yola çıktıysanız hangi aşamasında olursanız olun, ne yapıyorsanız olun, yapın. Birinci kural şu, hiçbir şekilde pes etmeyeceğim arkadaş. Yani pes etmediğimi gördükçe herkes o pes etmediğim yere gelmeye başladı. İşte babamla daha iyi iletişim kurmaya başladım. Bir haftanın sonunda işte istiyorsan değiştir, paydos edelim, at çöpe bunları, yeni oyuncularla gel. Yok dedim, dur bir dakika. Yani sonra onun bir sonraki günü babam daha şey dinliyor böyle, ne diyor diye dinliyor. Yani oluyor mu olmuyor mu değil yani. Ben yapabiliyor muyum yapamıyorumla ilgili bir durum değil. Yani hiçbir kimsenin de yapamayacaklarla ilgili bir durumu yok. Yani herkes belli bir zeka seviyesinin üzerinde. Sosyallik olarak kendi aralarındaki sosyal ilişkileri çok iyi. Ama mevzu bunlarla kopmuyor. Bunlar da olmuyor yani. Karşı tarafı dinleyip anlamak. Neden ve nasılı iyi bilmek. Yani neden bunu istiyor? Ben bunu nasıl yaparım? Bu iki soruyla bütün hepsini çözebilir aslında. Çözebileceğimizi düşünüyorum. Benim en büyük şeyim bu filmin bu. Çok memnunum kendisinden, filmden. Memnun olmamın en büyük nedeni de... Hiçbir şekilde pes etmedim. Yani montaj bir ay sürdü, ikinci ay, üçüncü ay. Yani 7-8 ay montajı sürdü işte. Yani artık şeydi, ya bırak artık yani. Yani yeter. Babam şeyi söyledi, tamam bu filmden bir şey olmayacak. Arıyor beni işte, bu filmden tamam bir şey olmayacak. Ama sana zarar verecek artık. Yani şeyi bırak. Başka bir şeye yönel. Yani yeni bir şey yazmaya başla falan. Mevzu o değil inadı ama. Bırak. İnadı bırak. İnadı bırak. Yani biraz pes etmemek gerekiyor. Evet. Biraz değil, bayağı yani pes etmemek gerekiyor. Demek ki film çekmek bir inat hikayesi. Ben de buna katılıyorum. İnat. Çünkü tamamen olmayan, farz edilmiş bir şeyi var etmeye çalışıyorsunuz. Bu da ancak yönetmenin inancı ve inadıyla olacak bir şey. Ali kardeşimize teşekkür ediyoruz. Filminin bize yaşattığı güzel ana teşekkür ediyoruz. Bundan sonra zannediyorum yılbaşına kadar her hafta bir yönetmen arkadaşla sıklıkla beraber olacağız. Siz de bizlerle olmaya devam ederseniz hem sinemayı yaşatırsınız hem de güzel filmler seyredersiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.